Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi etrafımıza bakıyoruz. Ee, gerçi siz bazen diyorsunuz ya artık iyiler azaldı, kötüler çoğaldı. Şimdi onu sormak istiyorum. Bak, baktığımız zaman evet az da olsa iyiler var. Kötüler de var ve bunların da birer e, mücadele içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu hep böyle miydi? Onu sormak istiyorum. Yani daha önceden de hep böyle iyi ile kötü arasında, hakla batıl arasında bir çatışma mı vardı? E, bu mücadele hep var mıydı yani bugüne kadar gelmeden önce? Mustafa Bey, ehl-i sünnet anlatırken buyuruyorlar ki önce bir tasdif yapışlar. allah Teala yarattığı mahluklar içerisinde mesela hayvanat deniyor, cemaatat deniyor, nebatat deniyor bir tasdif yapışlar. Nebatat bütün ağaçlar, bitkiler hepsi. Cemaatat bütün dağlar, içindekiler, madenler, cansız varlıklar. Cansız varlıklar. Ve hayvanat. Hayvanlar. İnsan da bunun içine giriyor. Ha. İnsan düşünen bir hayvanmış ya, <laughs> oradan giriyor demek. <değil> <laughs> ve tasnif ederken hayvanat derken insan da bunun içerisine giriyor. Bu hayvanatın içinde Cenab-ı Hak üç varlığı ayırmış: melek, insan ve cin. Melekler zaten şeye dahil etmiyorlar, bu hayvanatını işte dahil etmiyorlar onu. O ayrı bir varlık. Ama akıllı varlık, şuurlu varlık. Erkek ve diş değiller. Allah Teala tam başka sayısını kimse bilmiyor onu. Ama kitaplarda anlatılırken, akayi kitaplarında anlatılırken diyor ki, meleklerin her şeyde vazifeleri vardır. Buyuruyor. Her şeyde ama. Her hadisede. Aklımıza gelebilecek her şeyde aslında. Değil mi? Kimya hadiselerinde, fizik hadiselerinde, tabiat hadiselerinde hepsinde var. Yani yağmurda var, karda var, hepsinde şey, var. rüzgarda var. Meleklerin böyle vazifeleri vardır buyuruyor. E bazılar bazılarına göre aynı şekilde büyüktür. Bazıları insanlardan, meleklerden dünyadan bile haberi yoktur buyuruyor. Merak etmesin. Merak Kötülük yapamaz. Kötülük düşünemez. Niye? Formatı müsait değil. Yok. Nefis yok. Evet. Geriye kalıyor iki tane varlık. O da insan ve cin. Bu ikisi de akıllı. Melekler de akıllı. İkisi de akıllı. İkisi de erkek ve dişi evlenmek suretiyle çoğalırlar. Ama cinlerin sayısı erkeklere göre, kitaplarda öyle yazıyor. Şey, insanlara göre e, mesela 10 kat fazla yaratılmıştır. 7 milyar insan varsa 70 milyar cin var. 10 kat olunca öyle çıkıyor karşımıza. Melekler bilemiyoruz. Bu ikisi insan ve cin bu ikisinin de Allah Teala üstün olarak insanı yaratmış. Onun için kitaplarda bunu diyor ki eşifil mahlukat tabiri geçiyor insan için. Cinlerden üstün. Evet cinlerden üstün. Eşifil mahlukat. Allah Teala ezelde cenneti cehennemi yaratmış. Bu ikisini dolduracağını da vaat etmiş. Bu ikisini insan ve cinle dolduracak. Hayvanlar? Hayvanlar mesul değil. Akıl yok, irade yok onlarda. Akıl yok, irade yok. Melekler, melekler için cennet cehennem değil. Nerede vazifelisi? Cennette vazifelisi. Cennette cehennem. ise cehenneme. Cehennemde e, vazife yapacak. Peki cehennem ona zarar verir Hayır. Mesela şey misal vermişler. Balık suda yaşıyor. Su balığa zarar verir mi? Hayır. Yaşayış. Yaşayışı ona göredir. E, ve e, cinler de e, şey itibariyle insanların hatta kıyaslanacak şekilde bir ifade kullanılmış. Cinler de iman etmekle, inkar etmekle yani tercih kullanıyorlar. İman edip Müslüman olanları ve takva sahibi olanları cinlerin takva sahibi olanları çok dinler olanları insanlardan Müslüman olup da fasık olanlar gibidir buyuruyor. Hı. Çok dinlerler. O kadar olabiliyor yani. <laughs> o kadar olabiliyor onlar. O kadar olabiliyor. Dolayısıyla cinlerden yani dünya işleri öğrenemedi, din işleri de öğrenmez. Peki dinlerini kimden öğrenirler? İnsanlar mesela böyle e, anlatırken camide olsun, evde olsun, kitap okurken sesli, Gelirler dinlerler, öğrenirler. E, onlardan öğrenirler. E geriye kaldı sadece insan. Şimdi Allah Teala ezelde burasını imtihan yeri olarak yaratmış. Ve insan ve cinle Nefs denen bir varlık yaratmış, koymuş kişisine. Melekte yok mesela, hayvanlarda da yok bu. İnsan ve var. Peki nefis kötülükleri deposu durdu buyuruyor. Tamam, madalyanın öbür, öbür türlü de, öbür türlüsü de var. Eğer nefsi olmasaydı insan bu dünyada yaşayamazdı evet. Olması da lazım. Olması lazım. Evet. Dolayısıyla burası imtihan yeri. İmtihan yeri olduğu için Cenab-ı Hak burada hakla batılı karıştırmış. Karışık yaratmış. Karıştırmış derken karışık yaratmış. Çünkü burada açığa çıkmayacak. Peygamberler gelerek bize işte ahiret var, ölüm var, ölüm zaten görüyor. Ölümden sonra dirilme var, Ondan sonra hesap var. Hesaptan sonra ebedi kalınacak yer cennet ve cehennemdir. Cennet ve cehennemdir. Ve insana akıl da vermiş. Bununla düşün diye Allah-u 60 sene, 70 sene, 80 sene düşünüyorsun. Aa ben Rabbimi kabul ettim, iman ettim diyor. Cenab-ı Hak geçmişini silip atıyor. Ama 80 sene içerisinde, 70 sene içerisinde hep böyle nefsine tabi olursan, hep inkar edersen bu sefer imansız gidersin, ebedi cehenneme gidersin. E şimdi e, e, o zaman iman edenler var, inkar edenler var. Ne zamandan itibaren? Ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren. Sonradan bir, değil yani. Bir yerde eee nefsine uyanlar, nefsiyle mücadele edenler. Aynen öyle. Aynen Nefsin emrine girenler. Emrine girenler veya mücadele edenler. Müca mücadele edenler. Şimdi Habil ile Kabil hadisesi kitaplarda Kur'an-ı Kerim'de de bildiriliyor. Eee yani Habil daha çok sevilen birisi. Kıskanıyor Kabil bunu. Kardeşi. Kardeşi. Kardeş bunlar. Ondan sonra işte bir adakta bulunuyorlar. Ve Habil'in adağı kabul ediliyor. Bunun üzerine haset yani kıskançlık o noktaya varıyor ki kardeşini öldürüyor. Nefsine uyuyor ve kardeşini öldürüyor. Yani inkar edenler safında, öbürüsü iman edenler safında. Birisi nefsine tabi, öbürüsü Allah-u Teala'ya tabi, yaratana tabi. E dolayısıyla kavga başlıyor. Kavga başlıyor. Ya Adem Aleyhisselam evlatlar arasında oluyor. Adem Aleyhisselam da hayatta. E mani olamaz mı? Adem Aleyhisselam insandır. Muhammed Aleyhisselam da insandır. Yaratan değil, yaratılmışlardır. Yaratılmışlardır. Dolayısıyla insanların kalplerine müdahale yetkisi ne Adem Aleyhisselam'a verilmiş ne Muhammed Aleyhisselam'a verilmiş. Böyle bir durum söz konusu değil. Onun için ta insanlığın başından itibaren hakla batılın savaşı hep olmuş ola gelmiş. Yani iyiler var, kötüler de var. Şimdi bir şey anlatılıyor da vaktiyle bir zat varmış, evliya bir zat. ve oranın hükümdarı da bir gün davet etmiş bunu demiş efendim demiş hiç olmazsa cuma günleri gelseniz de yüzünüzü görsek bize biraz nasihat etseniz, bir dünya işlerinden demiş kayıp gidiyoruz böyle. Demiş hiç olmazsa kendimize geliriz. O zat da olur muyumuşlar. Neyse ee, geliyor şey yapıyor falan. Her geldiğinde hükümdar sorarmış. Dışarıda ne var ne yok diye. Bu zat da işte iyiler iyilik yapmaya, kötüler de kötülük yapmaya devam ediyor cevabını verirmiş. Ve bu zatın bir komşusu varmış. Tabi hükümdar buna hediye falan verince hasetçi birisiymiş o da. Gelmiş bu zata demiş ki demiş hükümdara gidiyorsun beni de götür. Demiş ben kendi kafama göre götüremem hükümdara bir sorayım. Soruyor arada diyor sen olduktan sonra getir. Yani sen teveccüh ettin, sen şefaat ettin. Bizim için problem değil. Bir iki sefer neyse böyle şey yapınca bir gün bu zat cima gününe dişini dişin çektirmiş ağızda kan içerisinde. O hükümdarı ziyarete gidiyorlar. E... ağzını böyle kapatıyor. Devamlı sayede. sonra bir müddet sonra da müsaade istiyor, kalkıyor. O, o zatın komşusu hükümdara demiş ki ben biraz daha kalabilir miyim? Kalabilirsin demiş. O kalmış. O zat çıkmış gitmiş. O kalan komşu demiş ki e, 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 hükümdarım demiş yani ben demiş kıybeti sevmem ama demiş hükümdarıma da kıyamam. Anaa hükümdarın damarına basıyor tabii ki diyor ki ne oldu? Bu zat diyor siz diyor çok iltifat ediyorsunuz, hediyeler falan veriyorsunuz ama diyor e, sen de gördün diyor bizim yanımıza geliyor. Ya hükümdara gittim ağzı çok pis kokuyor falan diye bir oyuna burnunu kapatıyordu. Allah Allah. Hükümdar şölelermiş demiş getirin yazıyor onu bir zarfa koyuyor bunu diyor götürün o zata verin. O da diyor işte falan yerdeki işte komutana götürsün. Her seferinde e, tabi hediye al, e, şey yaptığı için bu diyor ki ben götüreyim o zaten komşum ya diyor. İyi e, diyorlar verin buna. Dışarı çıkınca diyor ki bu sefer gene hediye alacak. Bu hediyeyi ben alayım. Zarfı alıp götürüyor o komutana. Komutan açıp bakıyor. Bu zarfı getiren kafasını uçur diye yazıyor. Diyor ki o ben değilim. Beni ilgilendirmez diyor. Zarf da diyor ki getireni. Sen getirdiğine göre diyor. Adam gitmiş hasetçi. Neyse Cuma olmuş Cuma günü o saat gelince hükümdar şaşırmış. Demiş komşun efendim demiş bir haftadır yok bizde arıyorlar tarıyorlar bulamadılar. Sana bir zarf falan yok diyor olmuyor. Diyor ki geçen hafta diyor niye ağzını kapatıyordun? Demiş efendim ben dişimi çektirdim ağzımda kan vardı. E sizin aynı şekilde görüp tiksinmemeniz, iğrenmemeniz için ağzımı kapattım. Ve daha fazla da onun kokusuyla sizi etmemek için de izin istedim diyor. Ondan sonra ne oldu efendim diyor. Bu sefer hükümdar diyor. Hiç diyor iyiler iyilik yapmaya, kötüler de belasını bulmaya devam ediyor. <laughs> belasını bulmaya ha. devam ediyor. Ha. Dolayısıyla, dolayısıyla tarihin başlangıcından itibaren, tarihin başlangıcından itibaren hangi fırkına olursa olsun iyiler iyilik yapmış, kötüler kötülük yapmış. Bu kıyamete kadar devam edecek mi? Edecek. Herkes yaptığının neticesini de mahşer günü görecek. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere şimdilik hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Hiçbir günahkar yoktur ki, güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılarak mağfiret dilesin de affedilmiş olmasın. Senin aşkın kamu derde devadır ya Rasulallah senin aşkın kamu derde devadır ya Rasulallah senin yanında hacetler revadır ya Rasulallah senin yanında hacetler Reladır ya Rüya Rasulallah, Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah, Allah, Ya Şefi Allah, Ya Habib Allah, Allah. Senin yüzün gören gözler ne ay gö. Ne ay görür ne yıldızlar seninle gece gündüzler ziyadır ya Rasulallah seninle gece gündüzler ziyadır ya. Rasulallah. Sultansın cümle şahlara Muzaffersin sabahlara Sultansın cümle şahlara Muzaffersin sabahlara Şefaatin günahkaran Şifadır ya Resulallah Şefaatin günahkaran Şifa ya Rasulallah, ya Rasulallah, ya Nabi Allah, Allah, ya Şefi Allah, ya Habib Allah, Allah. Ezelden sana izzet Mevla'dan sana bu devlet ezeldendir sana izzet Mevla'dan sana bu devlet sana bu fetih ile suret atadır ya Resulallah sana bu fetih ile suret atadır ya Rasulallah. Kabilendir beni Haşim Neslin Hazreti İbrahim Kabilendir beni Haşim Neslin Hazreti İbrahim Seni sevmez ise her kim Hatadır ya Resulallah Seni sevmez ise her kim Atadır ya Resulallah Ya Resulallah Ya Nebi Allah Allah ya Şefi Allah Ya Habib Allah Allah Tam ilmihal saadeti ebediyye İsrafın sebepleri altıdır. Birinci sebep, sefahettir. Çok kimseyi israfa alıştıran budur. Sefihlik, aklın az ve hafif olmasıdır. Çalışmadan, alın teri dökmeden, eline mal girer, kötü arkadaşlar, bu mala konmak için, dağıtmasına, saklamanın, arttırmanın, erkeklik, yiğitlik olmadığına kandırır israfa yol açarlar. Bunun içindir ki, kötü arkadaşlardan kaçmakla emrolunduk. Zengin çocuklarının çoğu, böyle israfa alışmakta ve sefih olmaktadırlar. Sefaheti arttıran bir sebep de, insanların çok hürmet, saygı göstermesi, yüz vermesi, met eylemesidir. Amirlerin, zenginlerin, muallimlerin çocukları, bu yoldan sefahate düşmektedir. İkinci sebep, israfı veya çeşitlerinden birkaçını tanımamaktır. İsraf olduğunu bilmez, hatta cömertlik sanır. Lüzumsuz yere, yasak, zararlı yerlere verilen mal, cömertlik sanılır. Üçüncü sebep, riya ve gösteriş yapmaktır. Dördüncü sebep, gevşeklik ve tembelliktir. Beşinci, haya sıkılmaktır. Altıncısı, dini kayırmamak, İslamiyeti gözetmemektir. Tembelliğin ilacı, çalışkanlarla konuşmak, tembel, uyuşuk kimselerden kaçınmak, Allahü Teala'dan haya etmek lazım geldiğini ve azabının şiddetli olduğunu düşünmektir. Dinini iyi bilen ve her hareketi, bilgisine uygun olan salih kimselerle görüşmedi, günah işleyen Allahü Teala'nın emri ve yasaklarına uymayıp yalnız söz ile Müslümanları okşayan, avutan yalancılardan, ehli sünnet kitaplarındaki bilgileri öğrenmemiş cahillerden uzak olmalıdır. İsraf ister kendi için, ister başkası için olsun, malı haram olan yere vermektir. Azı da çoğu da israf olur. Büyük günah olur. Çoluk çocuğunun nafakasını karşılayacak kadar mal kazanmak için çalışmak farzdır. İhtiyaçlarını karşılamak için fazla çalışmak sünnettir. Çalışmayıp fakir düşerek kendini ve çoluk çocuğunu zaruri lazım olanlardan, nafakadan mahrum bırakmak haramdır ihtiyaç olanlardan mahrum bırakmak mekruh olur. Eshab-ı Kiram Aleyhimür Redvan Allahü Teala'nın arslanı sevgili peygamberimizin dördüncü halifesi Hazreti Ali radıyallahu anh İlk Müslüman çocuk büyük yardımcı Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ali'ye muhabbet bana muhabbettir. Bana muhabbet Allahü Teala'ya muhabbettir. Ali'ye düşmanlık bana düşmanlıktır. Bana düşmanlık ise Allahü mütealaya düşmanlıktır. Hazret Ali, Kerramallahu ve celle, alemlerin efendisi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Nuh aleyhisselamın gemisi gibidir. Binen kurtulur, binmeyen helak olur buyurdukları Ehli Beyt'in birincisi, Resulullah'ın dördüncü halifesi ve damadı, cennetle müjdelenen on kişinin dördüncüsü, ilk Müslüman olanların üçüncüsüdür. Efendimiz aleyhisselamın kimleri önce İslamiyet'e davet edeceği konusunda nazil olan Şuara Suresi, 214. ayetinde ilk emir şöyle olacaktır. Cenab-ı Hak mealen şöyle buyurur Kur'an-ı Azimüşşan'da Habibine. En yakın hısımlarını, akrabanı, Allahü Teala'nın emirlerini duyurma konusunda, öğretmek konusunda ikaz et. Onlara akıbetlerini bildir. Şeklinde emir buyurunca, Efendimiz aleyhisselam akrabasını toplar. Onları dini İslam'a davet ederler. Fakat Ebu Leheb olmadık hakaretler ve sözler sarf eder. Ebu Leheb'in kendisi gibi bütün akrabalarını da ebedi felakete davet eden bu alçakça sözleriyle oradakiler kalkar ve giderler. İşte burada da hakaretler ve tehditler savuran akrabanın arasında Efendimiz Aleyhisselam'ı hakkıyla savunan ve yanında olan yine Hazreti Ali radıyallahu anh'tır. Davet yarım kalmış, Efendimiz Aleyhisselam emredilen yakın akrabayı davet işini yapamamıştır. Kısa bir zaman sonra Resulullah Aleyhisselam tekrar Hazreti Ali'yi çağırır. Evet, yakın akraba tekrar davet edilecektir. Davete icabet eden Efendimiz Aleyhisselam'ın yakın akrabaları toplanırlar. Kendisini dinleyen akrabalarını Allahü Teala'nın emrine binaen dini İslam'a davet ederler. Buyururlar ki, sizi bir olan ve ondan başka ilah olmayan Allahü Teala'ya iman etmeye davet ediyorum. Şüphesiz ki ben size ve bütün insanlığa peygamber olarak gönderildim. Allahü Teala'ya yemin ederim ki sizler uykuya daldığınız gibi ölecek, uykudan uyandığınız gibi de dirilecek ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin karşılığı olarak mükafat görecek, kötülüklerinizin karşılığında ceza göreceksiniz. Bunlar ya cennette ebedi kalmak veya cehennemde ebedi kalmaktır. İnsanlardan ahiret azabıyla ilk korkuttuğum sizlersiniz. Kısa bir sessizlikten sonra o hep Efendimiz aleyhisselamı koruyup kollamış olan Ebu Talip olumlu konuşur. Fakat Efendimiz aleyhisselamın ondan beklediği cevap bu değildir. Ebedi azaplara düçar olmaması için Ebu Talib'in beklenen kelimeyi, kelimelerin en üstününü söylemesi lazımdır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fakat maalesef Ebu Talip o beklenen cevabı vermeyince Efendimiz pek üzülürler. Çünkü Ebu Talip buna hazır olmadığını, böyle bir şey yapamayacağını nazik bir dille söylemiştir. Bu arada herkes ilk davette demediğini bırakmayan Ebu Leheb'in ne söyleyeceğini merak etmektedir. Ruhunu şeytana satmış bir insandan beklendiği üzere şöyle der Ebu Leheb. Ey Abdülmuttalip oğulları! Buna inanmayın. Bunu durdurun. Mani olun. Onun söylediklerini kabul etmek, zilleti, hakareti kabul etmektir. Sonra kendi akrabalarını davetli olduğu bir evde küstahça tehdit etme cüretinde bile bulunur onu korumaya çalışırsanız hepiniz öldürülürsünüz. Bu tehdit bardağa taşıran son damladır. Kadın olmasına rağmen Efendimiz Aleyhisselam'ın halası cesurca kardeşi Ebu Leheb'e karşı koyar. Yemin ederim ki ey Ebu Leheb sen de iyi biliyorsun ki bütün alimlerin beklediği ve zamanının geldiğini söyledikleri peygamber işte senin yeğenindir.'' sen bunu inkar etmek yanında bir de akraban olduğu halde alçakça düşmanlık yaparsın. Ebu Leheb hakaret dolu konuşmalarına devam ederken Ebu Talip dayanamaz daha fazla ve kardeşini sert bir dille ikaz ederek onun az önce savurduğu tehditlere karşı cesurane bir çıkış yapar. Efendimiz Aleyhisselam'a onun yanında olduklarını, gerekirse canlarını ortaya koyarak onu koruyacakları sözünü verir. Efendimiz Aleyhisselam onları dini İslam'ı kabul etmeleri için çağırmış ve davetini de yapmıştır. Yemek sonrası yaptıkları daveti tekrarlayarak asıl konuya geri dönerler. Akrabalarına hayale gelmez. Bir anına bile tahammül edilemeyecek gazabı ilahiden kurtarmak için pek güzel bir şekilde şöyle tekrarlarlar davetlerini. Ey Abdülmuttalip oğulları! Vallahi Araplar içinde benim size getirdiğim, dünya ve ahiretiniz için hayırlı olan şeyden daha üstününü ve daha hayırlısını kavmine hiç kimse getirmemiştir. Ben sizi söylemesi kolay, mizanda ağır gelen iki kelimeyi söylemeye davet ediyorum. O da şudur ki Allahü Teala'dan başka ilah olmadığına ve benim onun resulü olduğuma şahadet etmenizdir. Sizlere olan bu hak dine davetim Allahü Teala'nın bana emrettiği bir husustur. Kısa bir duraklamadan sonra Efendimiz Aleyhisselam kendisini dinleyen akrabalarına şöyle sorarlar. Aleyhisselam aynı soruyu tekrar sorarlar. Yine sükût. Tekrar sorarlar. O yaşından beklenmeyen bir olgunlukla bütün akrabalarını karşısına almak pahasına efendimiz aleyhisselama döner ve Ya Resulallah ben buradakilerin yaşça en küçüğü olsam da sana yardımcı olurum diye aslanlar gibi kükrer. Onun bu cesareti ve bağlılığı karşısında hepsi bir sebep arar fakat bulamazlar. Çünkü kıyas yapabilecek, hakikati görebilecek basiret yoktur onlarda. Efendimiz aleyhisselam pek üzgün bir şekilde Hazreti Ali'nin elinden sıkıca ve muhabbetle tutar ve ayrılırlar oradan. Bu Hazreti Ali'nin çocukluğundaki kahramanlıklarından ve üstün hallerinden sadece biri olarak geçer tarihlere. Abdestin sünnetleri. 1. Euzu okumak, 2. Besmele okumak, 3. Ellerini yıkamak, 4. Parmakların arasını hilallemek, 5. Ağzına su vermek, 6. Burnuna su vermek. 7 niyet etmek Hanefi'de yüzü yıkarken niyet etmek farz değildir. Sünnettir. Şafii'de farzdır. Maliki'de elleri yıkarken farzdır. 8 kıbleye dönmek 9 sakalını hilallemek eğer sık ise 10 sakalını meshetmek 11 sağ yanından başlamak 12 Sol elinin küçük parmağıyla sağ ayağının küçük parmağının altından başlayarak sırayla parmaklarının arasını hilallemek, 13 başına kaplayarak messetmek, 14 başından artan su ile kulaklarına ve boynuna messetmek, 15 tertibe riayet etmek, 16 arasını kesmeyip birbirine ulaştırmak. 17 başına mes verdiği vakit önünden başlamak. 18. Misvak kullanmak. 19. Gözünün kenarına ve kaşına suyu ulaştırmak. 20. Delk, yıkanan yerleri oğmak. 21. Abdestini yüksecik bir yerde durarak almak. 22. Abdest azalarını üç kere yıkamak. 23. Abdest aldıktan sonra ibriği doldurmak 24 abdest alırken dünya kelamı söylememek Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Trakya bölgesindeki bulunan üç tane ilimizden Kırklareli'nin Karayolları levhasının önünden sesleniyorum. Allah nasip ederse biraz sonra da Kırklareli'nin içinden sesleneceğiz. Kırklareli Trakya'da bulunan bu illerimizin Bulgar hududuna en yakın olanıdır. Bulgaristan'da hudut Edirne'nin bir kısmında var. Geri kalanı olduğu gibi ta İnadı'ya kadar Kıklareli'nin bölgesindedir. Osmanlı Devleti zamanında Kıklareli Osmanlı Trakya'yı fethettikten sonra Süleyman Paşa zamanında daha sonra Küçük kardeşi Muradı ı Hüdavendigar zamanında fethettikten itibaren Osmanlı ordularının hele hele İstanbul'un fethinden sonra Böyle yıllık nasıl şimdi çeşitli birliklerimiz kara kuvvetlerinden sonbahar tatbikatına çıkıyor Arazi tatbikatlar için kış ve yaz gelinen bir bölgeydi sürek avları bölgesiydi. Halen Üsküp ilçesiyle beraber Üsküpdere, Kızılcıkdere köylerinin olduğu bölge tamamıyla av bölgesiydi o zaman. Şimdi av bölgesi değil. Şimdi avın mevsimi var. O mevsimde işte bazı yerler göstermiş. Oralarda av yapılıyor. Şimdi o şekilde değil bu şehirleşmeye göre. Bu topraklar İstanbul'un fethinden önce çok önce Trakya'ya Osmanlı askerlerinin geçmesinden çok önce 710 yıllarında Şam'dan halifenin gönderdiği bir ordu Erzurum'u aldıktan sonra Anadolu'yu kat ederek Çanakkale Boğazı'ndan Avrupa yakasına geçerek elini ilk defa Müslüman diyarı yapmıştır. 710 712. 712 ne için söylüyorum? 712'de bu ordu burada tamamıyla kalmadı. Burayı fethetti. Burada bir ezanlarını okuttu. Ondan sonra da gitti. İstanbul'u muhasara etti. İşte bu muhasara sırasında Haliç kıyısında bugün işte burası Bizans'ın kilisesiydi de onun yerini Türkler cami yaptı diye bazı asılsız iddialarda bulunuyorlar ya bir Arap camii var efendim. O Arap camii de 712 yılında kuruldu. Buraya gelen Müslümanlar oraya gitmişlerdi. Daha sonra Kırklareli'nin bu bölgesinin tabi hep Kırklareli değildi. Efendim 40 kiliseymiş de sonra burası Cumhuriyetle beraber Kırklareli'ne çevrilmiş. E i̇yi ama 40 kilise niye dediler? Doğru, Cumhuriyet'te 40 dereli oldu 40 kiliseden. Daha önceki burası 40 kimesne olarak geçer. Evliya Çelebi'nin seyahat damesinde de. 40 kimsenin olduğu yer. Peki 40 de, işte 40 kilise varmış burada. Hayır, ne 40 kilisesi vardı efendim? Şimdiki caminin adedi şehrin içinde 40 tane değil ki. O zaman 40 kilise olacak nüfus olsun. Evet belki nüfusu biraz daha farklı olabilirdi ama çok istilalar görmüş bir toprakta bu kadar kalıcı Hristiyan yapılarının bulunması mantığa da uygun değil. 40 kibeste ise uygun. Onu inşallah 40 Eneli anlatırken bundan sonraki günlerde sizlere göstereceğimiz programlarda 40 Şehitler Anıtı'nın yanında onu anlatacağız. Birinci Murat Han zamanında burada 40 tane mübarek kıymetli şehitler verildiği için burası 40 kimesne yani 40 kimseler diyarı denmiş. Ne hikmetse bu işi, bu toprakları biz böyle kilise, havra, onunla bunla bir türlü Türk ve Müslüman toprağı adıyla anmayı istemiyor muyuz? İstiyoruzdur mutlaka da bir herhalde mantık hatası yapıyoruz. Mantık hatası. Yani bir şehrin tarihi olmasını söylemek için onun illa ve inna illa bin yılından önce olması. İşte ben söylüyorum. 710'larda 710'larda burası Müslüman toprağıydı. Şimdi Kırkdereli'ni burada anlatıyorum. Yolunda kenarındayız. Ee, sağ olsun devletimiz çok güzel yollar yapmış. Ben buranın 30 sene, 40 sene öncesini bilirim. Kırkdereli'nin şu yoldan iki araba zor geçerdi karşı karşıya gelen iki araba zor geçerdi. Buradan Baba Eski giden yol üzerinde. Şimdi ikisi de üç şeritli olmuş. Üç şeritli yol ve vızır vızır da işliyor. Bilhassa tırlar hem bizim sesimizden dolayı bizi rahatsız ediyor. Hem de rüzgarıyla beraber size de belki görüntü azıcık bir hareketli geliyor ama tahmin ederim siz de beni rahat dinlemen için. Gidelim bir de Kırklareli'nin şöyle Azıcık yukarıdan görebileceğimiz ıstranca dağlarının artık e, başladığı noktalar diyelim. Çünkü Balkanlar geliyor, iniyor Kıkdareli'nde ısrancalar başlıyor. İşte o gelip de inip başladığı yerde burada hafif bir arazi yükseliyor. O yükselen yerde de Kıkdareli hakkında bugün size yine biraz daha bilgi verelim. Geçelim şimdi yeni yerimize efendim. Şimdi Kırklareli'ni şöyle tam olarak olmasa da yarısına yakınını gören bir bölgedeyiz. Tabi burası çok tepelik dağlık bir yer değil. Aradoğlu'da birçok yerlerde bakıyorsunuz. Yozgat'a çıktınız mıydı bir tepesinden bütün Yozgat'ın hepsi görünüyor. Ama Kırklareli Trakya arazisinde engebesi gene en çok olan yeri. Öyle yerler var ki 20 kilometre dümdüz gidersiniz Trakya'da böyle yumurta kadar taş bulamazsınız. Burası biraz daha engebeli. Bir evin tarasına çıkmak suretiyle rica etti kendilerine. Kırklarını size şöyle bir uzaktan gösterelim. Hem de tarihiyle ilgili biraz daha bilgiler verelim istedim. Efendim 8. yüzyılda Halife Abdülmelik zamanında gelen Müslümanlar buradan geçtiler. Ama İstanbul'un muhasarası Müslümanlarca 7 defa yapıldı bir defa değil. 9. yüzyılda da yani 800'lü yıllarda da yine bir Müslüman ordusu yine geçişi İstanbul Boğazı'ndan değil, Çanakkale Boğazı'ndan yaparak geldi. Yani Trakya bölgesinin Anadolu'dan geçişi esas olarak hep Çanakkale kullanılmıştır. Osmanlı da İstanbul'u fethedinceye kadar hep Çanakkale'yi kullanmıştır. Şimdi Araplar geldikleri zaman yani Müslümanlar geldikleri zaman e, Trakya'da bir müddet kaldılar. Daha sonraki yıllarda hemen 100 sene sonra bu sefer Bulgarlar Kırklareli'ni işgal ettiler. Bulgarların 5 defa İstanbul muhasarası vardır. Bulgar Krallığı İstanbul'u almak için çok uğraştı. Müslümanlar 7 defa İstanbul'u kuşattılar. Bulgarlar ise 5 defa kuşattılar. Her gelişlerinde de Buraları Bulgarlar yağma ederek geçtiler. Yani şu gördüğümüz memleket hep gazilerin yaşadığı bir memlekettir. Hep üstlerine gelenler olmuştur. Mazlum insanların olduğu yerlerdir. Daha sonraki senelerde Latinler yani Haçlı orduları güya Kudüs'ü kurtarmak için kalktılar Avrupa'dan. Trakya üzerinden İstanbul'u da yağmalayarak Kudüs'e giderken de Anadolu Selçukları onları Anadolu'da imha ettiler. Anadolu Beylikleri ve Anadolu Selçuklu Devleti. 9 defa Haçlı Seferi'nin 5'i bu kırklar ile arasiden geçti. Bu insanların ellerindeki bir ufak tavuğuna kadar her şeyini aldılar. Çünkü gelen sürü, Haçlı sürüsü, fakir fukaranın toplandığı çapulcu grubuydu. Ama onlara demediler ki ya vurgun yapmaya gidiyoruz arkadaş belki gelmezler diye din için gidiyoruz dediler. Kudüs'ü kurtaracağız. Hadi aslanlar kaplanlar. O garip insanları buralarda mahvolmalarına sebep oldular. Ve 1264'te Bulgarlar ve Tatarlar Kırklar elini yağmaladılar. Tatarlar. Kırım üzerinden, Karadeniz'in kuzeyinden geçerek gelen Tatarlar burayı, o zamanın Tatarlarını söylüyorum. Bu zamanın Tatarlarla ilgili değil. Ancak Kırkdere ile ilgili enteresan bir şey söyleyeceğim. 1264'lerde Anadolu'yu kasıp kavuran Moğol istilasından kaçan 15-20 bin Türkmen. Evet, 15-20 bin Türkmen. Yani bu Türkmenler de Alperenler. Ahmet Yesevi Hazretlerinin talebelerinin talebelerinin yetiştirdiği insanlar. 15-20 bin kişi ve Kırklareli ilk defa Türk ve Müslüman toprağı oldu. 1264'te daha Trakya'nın fethi yeni başlıyor. Yani Orhan Gazi yok, Osman Gazi yok. Ne var? Ertuğrul Gazi zamanı. Yani buralarda bir Osmanlı yok. Ta Orhan Gazi zamanında onun oğlu Süleyman Şah, 1300'lü yıllarda geçti ve Trakya'da bazı yerleri aldı. Yani Türkiye toprakları içerisinde Anadolu hariç Trakya ilk defa 1264'te Müslüman ve Türk toprağı oldu. Ama tabii ana yol üzerinde bulunan bağ bahçelerde nasıl bir meyve sebze yetiştirmekte zorluk çekerseniz gelen yer giden yer yağmalar. Burada aynı şekilde ana yol üzerindeydi, ana ticaret kervanlarının geçtiği yol üzerindeydi ve burası hep yağmalandı, yağmalandı. Onun için de hep nüfus değişikliği oldu. İstilalar oldu, buraya sığınıldı. İstilalar oldu, buradaki insanlar başka yere göç etmek mecburiyete kaldılar. Ve 40'lı 1300'lü yılların başından itibaren 1361-1367'ye kadar Türklerin Trakya'daki fütuhatı hemen hemen son noktasına geldi. Bir Silivri, bir de Midya kalmak üzere, bize Silivri kalmak üzere geri kalanı hepsi Osmanlı toprağı aldı. Ne zaman? İstanbul alınmadan 100 sene önce neredeyse. İşte o gün bugündür de bazı işgaller her ne kadar olduysa da bu topraklar hep Müslüman Türk toprağı olarak, kalmışlardır. Bir kısa süre 1. Murat Han zamanında bir kısa süre burası Bulgarlarca işgal edildi ama tekrar Osmanlı toprağı olarak kaldılar. Ancak 1800'lü yıllara kadar suç sükunet içerisinde yaşayan bu bölgenin insanları, Kırklar'ın insanları 1807-1808 Osmanlı-Rus harbi sırasında Ruslar buralara kadar geldiler. 1828-29 Osmanlı-Rus harbinde de Ruslar buraları işgal ettiler. Ama yine çekilip gittiler. 1877-78 Osmanlı-Rus harbinde yani esas Anadolu'yu sarsan, Doğu Anadolu'yu da, Trakya'yı da sarsan o Rus istilası sırasında da Ruslar Edirne'de ne kadar tarihi zenginliklerimiz varsa, Kırklareli'nde ne kadar tarihi zenginliklerimiz varsa hepsini maalesef çalıp götürdüler. Avrupa'nın basın mensupları "Güya bu savaşı takip ediyoruz." diye geldiler. Çuval çuval el yazması kitaplarımızı götürdüler buradan. Şimdi de Avrupa müzayedelerinde bu kitapları satarak para kazanmaya çalışıyorlar. Yani ben Avrupa düşmanı değilim ama Avrupa'nın da bugüne kadar bu toprakların insanlarına, bu toprakların sahiplerine nasıl bir sömürgeci gibi davrandıklarında söylemesem de bu programda olmayacak. Ve 93 Harbi de böyle atlatıldı. Abdülhamit Han'ın usta bir siyasetiyle Ruslar bu toprakları tekrar bırakıp buradan çekilip gitmeye, def olmaya mecbur kaldılar. Ne zamana kadar? 1912-13 Balkan Harbi'ne kadar. İddia terakkicilerin Balkan Harbi sırasında Balkan devletlerinin 400 yıllık efendilerin üzerine ittifak yaparak saldırmasıyla maalesef orduyu politize ettiklerinden, orduya siyaseti soktuklarından o kahraman Türk ordusunun yerinde düşmanın karşısında kaçan askerler peyda olmaya başladı. Ve Ruslar Edirne'yi sökemediler. Erzurumlu Şükrü Paşa'nın rahmetli orada Edirne'deki şanlı müdafasıyla beraber orayı sökemediler. Onun etrafından dolaşıp Kıktır eline geldiler. Burayı aldılar. Ve ta Çatalcı'ya kadar Bulgar orduları gitti. Artık İstanbul'dan ezan sesleri, gelen ezan sesleri duyulmaya başladı. Bulgar oldurunca. Güya iddia terakki kurtarmaya çalıştı ama yanlış bir harp planı yaptılar. O planla beraber bu toprakları yine kurtaramadılar. Ta ki 5 Osmanlı, 5 Osmanlı'nın eski tebaası olan Balkan devletleri, Sırplar, Karadağlılar, Bulgarlar, Yunanlar Bunlar kendi aralarında Osmanlı'nın mirastan sen çok alacaksın, ben çok alacağım kavgasına düştüre birbirleriyle harbe girdiler. Harbe girince burası kurtuldu. Ama 1920'li yıllarda tekrar İngiltere'nin Yunanistan'ı başımıza bela etmesiyle beraber Anadolu bir işgale daha uğradı. 15 Mayıs 1919'da Yunanistan'ı zorla ite kaka, İngiltere İzmir'de karaya çıkarttı. Size büyük Yunanistan'ı kurtaracağız korkmayın diye. Yunanistan gelmek istemiyordu. İşte bu Yunan ordularından bir grupta Mudanya üzerinden Tekirdağ'a geldiler. Ve Tekirdağ'dan da 3 gün içerisinde bütün Trakya'daki il ve ilçeleri, bugünkü il ve ilçeleri almak suretiyle Bulgar hududuna Edirne'de varıp dayandılar. Ve o günkü o günkü İttihatçı ordunun kolordu komutanı Bulgarlara rica etti. Yunan arkamızdan geliyor, kovalıyor. Biz size sığınalım, size esir olalım diye. Bir kolordu 5000 personelle beraber Bulgarlara kendi rızasıyla esir oldu, teslim oldu. Böyle acı günler görmüştür bu topraklar. Tabi buralarda Allah rızası için milletinin istiklali için, istikbali için uğraşıp da şehit olanların hepsini rahmetle anıyoruz. Ama görüyorsunuz ki kendileri öldükten sonra aradan yüzlerce sene de geçse görevlerini yapmayanları da maalesef rahmetle anamama durumundayız. Keşke biz onları da rahmetle anabilseydik. Bugünkü programımızı burada noktalıyoruz. İnşallah Kırklareli çekimlerimiz bu birinci bölümle beraber Bundan sonraki günlerde de devam edecektir. Size bu mütevazi şehri şöyle genel planda hiç olmazsa buradan gösterebildik. Daha iyi bir manzarayı da yakalasaydık iyi olurdu ama mümkün olmadı. Bizi açtı Onun için de özümüzün kabulünü diliyoruz. Hoşçakalınız efendim.